TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Tecrübe Konuşuyor programında çok kıymetli bir konuğum var. Petna Akademi antrenörü Gökhan Kibrit var. Gökhan Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben deyim Gökhan Hocam. Gökhan Hocam ben sizi yakından tanımak istiyorum. Nasıl oldu da yolunuz basketbola düştü, basketbol antrenörü oldunuz? Ee, şöyle, bir an aslında sporu seven bir çocuktum. Ama tabii... Bizim zamanımızda ben 78 doğumluyum. Bizim jenerasyonlarımızda basketbol oynamak, basketbol sahası bulmak, spor salonu bulmak çok zordu. Biz de haliyle kapının önünde futbol oynayarak bu işe başladık. E, futbolda bir yere kadar oynadık ama ben hep yağmurundan, çamurundan bıktım. Az işin aslı. Sonra dedim ki ben böyle daha... Kapalı alanda oynanan bir spor yapmak istiyorum. Ve en popüler ikinci spor basketboldu. Ve basketbol babama babam memurdu. Zorla ben bir basketbol spor kulübüne gitmek istiyorum dedim. Böylelikle bir basketbol spor kulübüyle tanışarak basketbol hayatım başladı. Çok güzel. Peki hocam kaç senedir antrenörlük yapıyorsunuz? Oyuncuları Şimdi ben, yetiştiriyorsunuz. Evet ben 1997 yılında, 98 yılında antrenör lisansımı aldım. Yani bu sene 26. senem. Aslında bu işte eskiler. Evet, eskilerden biriyim. 26 senedir basketbolun içinde antrenör olarak, oyuncu olarak daha uzun yıllar oynadım ama antrenör olarak 26. yılımı bu sene geride bırakıyorum. Dolu dolu. Şimdi Petna Akademi'desiniz. 5 e, sene önce kurulan bir akademi. Evet. 2018 yılında. 2018 yılında kuruldu. Peki hocam Petna Akademi'ye gelirsek 5 sene önce kurulan bir e, Akademi neler söylersiniz? Neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetleri göreceğiz ve Petna Akademi Türkiye'ye yayılacak mı? Şimdi Petna Akademi aslında kuruluşu şöyleydi. Ee, biz iki arkadaş yıllarca farklı spor kulüplerinde antrenör olarak çalıştık. Spor kulüplerindeki çeşitli hiyerarşiden, çeşitli eksiklikleri görerek evet biz bir işi iyi yapıyoruz ve kendi doğrularımızla yapmak istiyoruz deyip böyle bir ortaklığa girişerek böyle bir spor kulübü kurduk. Buradaki asıl amacımız şuydu. Evet, doğru çocuklar doğru şekilde yetişmeli. İyi davranışlar, iyi basketbol, iyi kulüp, iyi insan olmalarını hedef gözeterek böyle bir spor kulübü oluşumuna girdik ve 5 senedir 6 senedir de Göktürk'te faaliyet gösteriyoruz. Çok güzel. Şimdi hocam çok sorulan bir soru var. Şimdi antrenörler eski basketbolculardan mı olmalı? Yoksa eğitim alıp antrenör olup o şekilde yola devam etmesi mi? Hani hep tartışılan bir konudur. Ben Gökhan Kibritin de bu düşüncesini merak ediyorum. Sizce hangisi doğru? Siz de basketbol oynayıp geldiniz, antrenörlüğe devam ediyorsunuz. Hangi düşünce yapısı doğru sizce? Ya bence ikisi de olabilir. Şimdi burada aslında iş tamamen çok değişiyor. Şimdi bir kere öğretmen kökenli basketbol antrenörleri var. Yani öğretmen olabilmek için üniversitenin çeşitli branşlarında eğitim formasyonu alıyorsunuz. Yani eğitim formasyonu almak demek çocuğun bir öğretme potansiyeline sahipsiniz ve üniversitenin bu branşından bu formasyonu alarak geliyorsunuz. Bir de Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yapmış olduğu seminerler. Hiç basketbol oynamanıza gerek yok. Hiçbir üniversitenin hiçbir dalını bitirmenize gerek yok. 18-20 yaşını geçtikten sonra eğitim seminerini geçerseniz basketbol antrenörlüğü alabiliyorsunuz. Oyuncu olup olmamanıza da bakmıyor. Şimdi burada benim şahsi kendi kulübümün istediğim şey öğretmen formasyonlu olmak. Çünkü çeşitli akademilerde antrenör şudur, e, antre eder ama öğretmen öğretir. Yani biz kulübümüzde bir çocuğun sadece basketbol sahasında bizle haftada 5 gün geçirdiği 5 saat 6 saatte kalmıyoruz. Aslında bu antrenör arkadaşlarımız da kalmıyor antrenör olarak geçiyor ama evde canı sıkkın bir koç, bir abi, aileden bir üye gibi anne, veli kısmı gelip veli, annesi, babası gelip bizle konuşabiliyor. Biz çocuğun herhangi bir problemiyle basketbol dışındaki sorunlarıyla da ilgilenebiliyoruz ve ilgileniyoruz. Burada aslında öğretmenlik işine, öğretme kısmına girdiğimiz için benim şahsi fikrim basketbol oynayıp oynamaması önemli değil. Önemli olan bir, basketbolu seviyor olması, iki, çocukları seviyor olmalı. Çocukları, yani biz çocuklarla çalıştığımız için söylüyorum. Yetişkin basketbol antrenörlerimiz de var A takımı, A liginde. Onların bir çocuk sevgisi olmasına gerek yok. Ama basketbolu temelinde seviyorsa ve iyi bir insansa mutlaka bu branş fark etmeyecek. İster beden eğitimi öğretmeni olsun, ister basketbol kökenli olsun. Basketbol kökenli olmasının tek avantajı kendi hatalarından çok iyi dersler alıp onları uygulayabiliyorsa çok iyi antrenörlerimiz var. Çok güzel açıkladınız hocam. Şimdi ben çok merak edilen bir konuyu da yine size sormak istiyorum. Az önce bahsettiniz babanızın memur olduğunu, evet. çamurlarda işte spor yaptığınızı, evet. basketbolu tercih etme sebebinizi. Şimdi son zamanlarda hep basketbol bir zengin sporu olmaya başladı hocam. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Doğru mu zengin sporu oluyor düşüncesi? Yani şimdi şöyle, eskiden bu havuz çok küçüktü. Yani futbolda oynasanız, iyi bir futbolcuysanız, iyi bir basketbolcuysanız, istediğiniz spor kulübüne, tabii çok azdı spor kulüpleri sayıları. Spor yapan çocuk, mahallemizde top oynardık. Şimdi herhangi bir çocuk, yani ben İstanbul'da yaşıyorum, son 10 yıldır kapısının önüne iki tane taş koyup futbol maçı yapan hiç kimseyi görmüyorum. Şimdi Veli de ister istemez. Veli de bu potansiyelde diyor ki ben bir spor kulübüne çocuğumu götürmek istiyorum. Spor kulüpleri bunu bir gelire dönüştürdü. Evet, çünkü kendi kulüplerini, kendi antrenörlerini döndürebilmek için, salon kiralarını ödeyebilmek için bunu karşılamak zorundalar. E, buradaki asıl sorun şu oluyor. İyi sporcu da durumu yoksa burs alabiliyor. Evet, çeşitli spor kulüplerimiz, çok iyi spor, ücretsiz spor kulüplerimiz var ama havuz çok büyük olduğu için veli bu parayı, veliler de bu aidatları ödemek zorunda kalıyorlar ama ön plana çıkabilmek için mecburen Artı bir şeyler yapmak zorunda çocuklarına. Özel basketbol antrenmanı olabilir. Kuvvet, koordinasyon, beceri antrenmanları olabilir. Özel personal training koçlarla çalışmak olabilir. Evet, bunun da bir bedeli oldu. Ama sadece bu basketbolla ilgili değil. Yani bugün teniste de götürseniz yine aynı ücretler olacak. Yüzmeye de götürseniz aynısı olacak. Evet ne yazık ki şu anda sektör bu şekilde devam ediyor. Her spor için bunu söyleyebiliriz. Evet söyleyebiliriz. Peki hocam oyuncularınızı ilk izleyişinizde neler hissediyorsunuz? Duygusal anlamda merak ediyorum bu soruyu yöneltiyorum size. Hani şu çocuk hakkında ilk izlenimleriniz neler? Şimdi benim şahsi görüşüm bir kere her çocuk gelişebilir. O yüzden hani bu çocuktan olmaz. Bu çocuk NBA'ye gidemez yani. Belki çocuğun kafasında NBA yok, ailesinde yok, spor amaçlı başlıyor. O yüzden her çocuk gelişir. Biz hiçbir zaman hiçbir çocuğa ön yargıyla yaklaşmamalı. Yaklaşmamalı antrenörler, öğretmen antrenörler, öğreten antrenörler yaklaşmamalı. Çünkü her çocuk belirli bir seviyede mutlaka gelişecektir. Yeter ki doğru antrenman ve doğru metotla ilerleyelim. Evet, doğru <laughs> metotla ilerleyelim. O yüzden sahaya giren bir çocuğun evet çok atlet olabilir çok kafası çalışıyor olabilir, çok sağ içinde kurnaz olabilir, çok sosyal olabilir. Biz sadece iyi yönlerini daha yukarıya çıkartmak, daha aşağıda olan yönlerini de daha böyle pozitif motivasyonlarla geliştirerek olabildiğince yani çıkabildiği kendi seviyesinin en üstüne çıkabildiği en üst seviyeye kadar çocukları Geliştirmeye çalışıyoruz. Peki hocam metotlar dediniz. Şimdi en önemli yer iletişim. Oyuncularınız ve e, oyuncunun annesiyle babasıyla yani velisiyleki olan iletişim nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü çok kritik bir noktadasınız. Çok önemli bir evet. şey. E, nasıl oluyor bu iletişim? Şimdi bizim ben ufak yaş grubuyla çalıştığım için söylüyorum. Şimdi çocuklar aslında ailelerden bazı ailelerden ve bazı durumlarda çok çekingen davranabiliyorlar. Çünkü Çocuk o zamana kadar karar vermemiş. Hangi okula gideceğini anne karar vermiş. Hangi kulübe gideceğini anne karar vermiş. Hangi ayakkabıyı istediğine anne karar vermiş. Seçimleri onaylamış. Seçimleri evet çocuk da sadece tamam diyor ve bu sefer bu aileye çok uyumlu bir oğlum var diye gözüküyor. Ama biz işi basketbol sahasına döktüğümüzde maç esnasında hadi oğlum bir karar ver dediğimde ne karar diye bir şaşırıyor. Çünkü o zamana kadar bir karar vermemiş ve biz aslında şöyle diyoruz. Çabuk karar ver. Şimdi o karar vermemiş. Bir de çabuk karar vermesini istiyoruz. Buna çocuklar alışsın. Yavaşça zam, basketbol böyle bir oyun çünkü. Kısa bir alanda takım olarak hareket etmek zorunda, bir arkadaşının hatasını kapatmak zorunda, kendi hatasını kapatmak zorunda, telafi etmek zorunda, hata yapmak zorunda. Hatasını arkadaşlarına nasıl, açıklamasına gerek yok. Ama hata yapacak. Herkes hata yapıyor. Bizler de koç olarak çok hata yapıyoruz sağ içinde. Burada istediğimiz şey velilinin çocuğa o serbestliği tanıması. Bizler zamanla bu çocuklara bu serbestliği tanıdığımız zaman çocuk o anda şöyle geliyor. Bir sene sonra diyor ki hemen olmuyor tabii ki. Bir sene, alt ay şey, ya kısa bir süre sonra çocuk diyor ki "Koç ben şu pozisyonda kendimi daha iyi hissediyorum." Tamam, bir deneyelim. Şimdi ben o çocuğu o pozisyona ettiğim zaman ön yargıyla yaklaşabiliyor. Aileler farklı görebiliyor ama çocuk kendini ifade ettiği zaman orada sular duruluyor ve çocuğa o şansı tanıdığımız zaman çok daha başarılı bir sistemle hem de çocukların gelişimi bu sefer istediğimiz gibi oluyor. Aslında sizin sayenizde oyuncu da kendini tanımış oluyor hocam. Şimdi oyuncu kendini tanıyor e, oluyor dersek yani ondan ya ondan petneye geçmek istiyorum. Şimdi spor maç olarak biz e, oyuncularınızda. Koçunuz en çok neye kızar sorusunu evet. yönelttik hocam ve hepsi de tek bir cevabı söyledi. Box out e, olayını söyledi ve gerçekten bu cevap aslında sizi ne kadar iyi tanıdıklarını gösteriyor. Neler söylersiniz bu e, yorum hakkında? Ben kendi oyuncularıma şöyle, ne istediğimi çok net anlatan biriyim. Yani ben takım olarak da, bireysel olarak da oyunculardan ne istediğimi anlatırım, anlatırım ve söylerim. Şimdi biz box out olayında Evet biz kısa bir takımız. A liginde oynuyoruz. A liginin İstanbul'daki en kısa takımıyız. Evet fiziksel dezavantajımızı çeşitli doğru şeyleri daha iyi yaparak kapatmak zorundayız. Ve oyun içinde en zorlandığımız konu bu. Ligde en zorlandığımız konu. Çünkü herkes bizden 15-20 santim daha uzun pozisyonda oyuncularla karşılaşır. Galatasaray maçında da bizzat şahit oldu hocam. Evet, çünkü bu yaş grubundaki şey şudur. Benim nacizane gözlemim. En çok potaya atan maçı kazanır. En çok yüzdeli atandan bahsetmiyorum. En çok potaya atan kazanır. E biz maç yapıyoruz. Karşı takımı iyi savunma yapıyoruz. Bir kere atıyor, girmiyor. Zor pozisyonu, poz pozisyonu zorluyoruz. İyi savunma yapıyoruz. Rakibi kötü seçeneğe ama hücum ribantı verdiğimizde bir atış hakkı daha veriyoruz. Bir ribant daha verdiğimizde karşı takım... 3, %30, ile 3'te 1, 4'te 1 ile hücum ettiğinde biz bir kere gidiyoruz. %100 atamazsak hücum ribantı alamıyoruz. Savunma ribantıyla. Maç, çok maç kaybettik. Ee, o yüzden çocuklar da bunu biliyor. Bizler de şu anda mümkün olduğunca en e, uygulamaya çalıştığımız ve çocukların bir üst seviyeye çıkmasını sağlayacak temel şeylerden biri şu an bizim takımımız için box-out. Bu bütün takımlara göre değişiyor ama Bizim birinci önceliğimiz şu anda onlar da biliyor, ben de biliyorum. Bak Saul. Ne kadar güzel hocalarını, koçlarını çok iyi tanımışlar. Şimdi hocam yüzdelerden bahsettiniz. Geçtiğimiz zamanlarda Acar Baltaş'ın bir makalesini okumuştum. Sıcak el efsanesi diyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz hocam? Ya sıcak el evet basketbolda böyle bir tabir vardır. Bir oyuncunun kendini iyi hissetmesi ve arka arkaya belki 5 pozisyon, belki 6 pozisyon maç içinde attığı şutların yüzdeli olarak basket olması. Aslında bu bence böyle bir şey e, çok doğru bir yaklaşım değil. Neden değil? Biz çocuklara antrenörler kenarda çocuk şimdi biz bunu düşünürken çocuğun kafa yapısı olarak düşünmeliyiz ya da yetişkin bir sporcu olarak düşünmeliyiz. Şimdi yetişkin bir sporcu milyon dolar alan NBA basketbolcuları bile maçın 3. dakikasında attığı foul atışındaki rahatlığıyla maçın son dakikasında, şampiyonluk maçında, eleme maçında, final maçında, çeyrek final maçında o attığı fol el titremesi dediğim şey aslında tamamen bir psikolojik. Psikolojik rahatlık ya da onu yönetebilme. Şimdi bu yaş grubunda, alt yaş kategorilerinde çocuklar bunları yönetemez. Yönetebilen, evet yönetemez biraz yanlış oldu ama yönetebildiği zaman evet o sıcak el dediğimiz efsane aslında ortaya çıkıyor. Çünkü çocuk ya ben bu şutu atarsam koç bir şey der mi? Girmezse acaba bir şey olur mu diye düşünmediği zaman kas mekaniği, o antrenmanı, oradan attığı şutları hiç düşünmeden attığı zaman çünkü doğruyu yapıyor ve hiç düşünmeden atıyor. Evet bunu rahatlıkla atabilir. O zaman da o şut yüzdesi ister istemez daha yukarıya çıkacaktır. Şimdi hocam sizin beslendiğiniz alanları ben merak ediyorum. Bir kitap olabilir, bir akım olabilir, bir düşünce olabilir. Gökhan Kibrit nelerden besleniyor ki oyuncularına neler hani verebilmek adına nedir beslendiği şeyler? Şimdi benim aslında beslenmem bu konuda basketbol sevgim. Çocukları sevmem, basketbol becerilerim. O yüzden benim eşim bana söylediği şey şu. Ben seninle Basketbol sahasında tanısaydım senle evlenmezdim. Çünkü sen diyor ki basketbol sahasında çok farklı bir adamsın. Sosyal hayatında çok farklısın. İnanamıyorum. Çünkü biz basketbol esnasında doğruları, çocukların motivasyonlarını, çocukların gelişimini gördükçe bizim hoşumuza gidiyor. Basketbolu seviyoruz. Çocukları seviyoruz. Çocukların gelişimini seviyoruz ve bu sporda hoşumuza gittiği için aslında tüm pozitif motivasyonumuz bu. Çünkü bir insan neden kaybedeceği, hüzünleneceği, çocuklarını ağlayacağı bir şey sevebilir. Sevemez. Ama basketbolun içinde o kadar çok değişken, çocukların içinde o kadar çok değişken var ki. Ben 26 yıldır bu işi yapıyorum. Basketbolcu olmayan 16 yaşında çalıştırdığım çocuk şu anda 30-40 yaşında. Ve oğlunu bana hocam basket, benim çocukla basketbol oynasın siz çalıştırır mısınız diye getiren eski oyuncularım var. E bu bizi çok besleyen, motive eden bir duygu iki farklı Gökhan olduğunu görmüş olduk. Evet, daha doğrusu maalesef. öğrenmiş olduk eşinizin aracılığıyla. Peki hocam şimdi çok konuşulan yine çok dillendirilen bir konu var. Altyapıların durumu konusu. Siz neler söylersiniz? Neler yapılması gerekiyor ki altyapılar daha fazla gelişsin, daha güzel iyi yerlerde çocuklarımız fırsat bulsun ve antrenörler açısından da daha farklı iyi şeyler olsun hocam. Şimdi ya Bunu iki farklı şekilde bakmak zorundayız bence. Biz şimdi altyapılarda çok sonuç odaklıyız maalesef. maalesef. Yani evet. bir e, yarış olduğu için o kadar çok akademi, o kadar çok basketbol okulu, o kadar çok kulüp var ki Hep İstanbul'da. Hep ben dilini kullanıyoruz maalesef. Evet çünkü biz görüyoruz, bizler de şahit oluyoruz. Ne yazık ki bizler de bunun içindeyiz belirli aşamalarda. E, biz çok yarışmacı olduğumuz için bazı çocuklara çok erken öğrenmesi gerekenden, yapması gerekenden, vücut koordinasyonundan yani öğrenemeyeceği şeyleri vererek, vermeye çalışarak ya da daha fazla yükleyerek ön plana çıkartıyoruz ama bu gelişim 16, 17, 18 yaşından sonra olmuyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Hidayet Türkoğlu şu anda federasyon başkanımız. Hidayeti yetiştiren Sayın Leyla hocamız vardır saygıyla ee, selamlıyorum. Şimdi Hidayet Türkoğlu 1-2-3 pozisyonunda basketbolda guard, point guard oynamasaydı NBA'in bu devreme kadar gidemeyecekti. Şimdi biz alt yaş gruplarında şöyleyiz. Türkiye olarak şöyleyiz. Çok kuvvetli, çok hızlı, çok becerikliyiz. Ama oyuncuları farklı pozisyonlarda seçtik ve tercih ettiğimiz için bu yaş kategorilerinde evet ama A takım ve üst yaş gruplarına geçtiğimiz zaman maalesef aynı gelişimi gösteremiyoruz. Evet, burada antrenörlerin oyuncuları maç kazanmak için farklı yerlerde mi oynatmalı ya da oyuncu yetiştirmek için mi oynatmalı? O zaman da kaybetmeyi göze alan spor kulüpleri olmalı. Şimdi kaç kulüp kaybetmeyi göze alarak oyuncu yetiştirmeye çalışıyor? Bizim asıl sorunumuz tamamen bence bu. Bir İspanya örneğimiz var. U16, U18, bütün Avrupa şampiyonlarında boy gösteriyorlar. Son 10 Avrupa şampiyonu 9'una katılmış bir İspanya milli takımı var. Şimdi bizim sporcu sayımız daha fazla, kulüp sayımız daha fazla, antrenör sayımız daha fazla, oyuncu sayımız daha fazla. Demek ki biz bir şeyi bir yerde yanlışım. Acaba temele inip e, psikolojisini mi araştırmamız gerekiyor hocam? Yani Bence, orada mı bir temelde mi bir hata var? Şöyle bir hata oluşuyor aslında bakın. Petna Spor kulübü doğru oyuncuyu doğru pozisyonda yetiştirmeye çalışıyor ve 2 yıl maç kazanamıyor. Oraya gelen Veli diyor ki bu takım maç kazanamıyor. Ben çocuğumu sürekli kaybeden bir spor kulübünde oynatmak istemiyorum. Çünkü kazanmanın doğru olduğu o düşünce. Bu düşünceyle e, hareket biz bunu anlatabiliyorsak hocam. ve bunu anlatıyorsak bize geliyor ama bunu benim sadece Petna spor kulübü olarak anlatmam yeterli değil. Bizim İstanbul'da var 11 bin maç yapılıyor yılda. E bunu ben Hı, 20... Bin. Evet 10-11 bin maç sayımız var. Ben bunun sadece 30 maçlık kısmındayım. Diğer spor kulüpleri de mutlaka böyle düşünen antrenörlerimiz var. Kulüp yöneticilerimiz, kulüp sahiplerimiz var ama totalde bu çok az bir azınlık kaldığı için doğru şekilde oyuncuyu yetiştiremiyoruz aslında. İşin özü bu. Hepimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Hepimiz konuşuyoruz ama realde bu gerçekleşmiyor. Peki Gökhan Hocam son olarak hayatınızı sormak istiyorum. Biliyorum hayatınız basketbol ama... Yani PETNA ve e, özel hayatımız yok zaten. Tüm hayatınız evet, basketbol. Evet, çalışıyoruz. E, neler yapıyorsunuz onun haricinde Gökhan Hocam? PETNA Spor Kulübü evet bizim hayatımızın çok büyük bir kısmını alıyor. Çünkü haftanın 7 günü faaliyet gösteren e, basketbol, voleybol, jimnastik branşlarında, futbol branşında faaliyet gösteren 4 branşta spordur. da faaliyet 4, gösteren Evet, 4 branşta da faaliyetimiz var. Buradan arta kalan zamanlarda benim en çok sevdiğim şey motosiklet kullanmak. Motosiklet, eşim de çok sever motosiklete binmeyi. Ee, ama yine de bir basketbol maçına gidiyoruz. Yine kendimiz veteran arkadaşlarla bir basketbol oynuyoruz. Evet, evet yani işin içinden kopamıyorsunuz. Ne olursa olsun bir Eurolik maçına gitmek bile bizim için ya 20 yıldır basketbol içindesin hadi gitme olmuyor. Mutlaka bizim hayatı oraya sürüklüyor. Basketbol ve spor, ben sporun her branşını seven bir insanım. Yani sadece basketbol olması gerekmiyor. turla Fransız çıksın 11 gün oturur izlerim. O şekilde sporu seven biriyim. O yüzden de basketbol ve spor bizim hayatımızda her zaman olacak gibi duruyor. Yok Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim sizden. Emeklerinize sağlık. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet spor smaç ekranlarında tecrübe konuşuyor da Gökhan Kibrit konuğumuzdu. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.